Michael Schumacher, how pleased will he be? Ray, he brake tested me. He's darunda. Türkiye Grand Prix'sinde Lewis Hamilton kazanıyor. DASF1'den herkese merhaba. Ben Alper. Bu sefer tekli bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Türkiye GP düzenlenecek çok yakın bir tarihte, 8-10 Ekim tarihlerinde. Aslında yılan öyküsüne dönen bir durum söz konusuydu Türkiye GP'de. İngiltere kırmızı listeyi alıyor Türkiye'ye. Sonrasında Türkiye iptal ediliyor. Sonra tekrar bir dahil oluyor takvime. Tekrar kırmızı listeye alınıyor. Olacak mı olmayacak mı derken nihayet bir şekilde oluyor. Ve aslında bu durumdan çok mutluyuz. Yarıştan önce de dedik ki İstanbul'da neler olmuş şu ana kadar, bunun hakkında bir video yapalım istedik. Nasıl mücadeleler oldu? Bunlara bir bakalım beraber isterseniz, hatırlayalım. Yarışa da öyle gidelim. Belki yarış öncesi heyecanlanıp böyle biraz gaza gelmek isteyenler için iyi bir video olabilir. 2005 yılında ülkemize geliyor ilk Formula 1. Hepiniz az çok biliyorsunuzdur. Bir efsanevi 8. viraj var. Nico Rosberg. Eğer hayali bir Formula 1 pisti tasarlıyor olsaydım 8. viraj mutlaka olurdu bu pistte demiş. Önümüzdeki sene 2022 yılında yepyeni tasarımlarla bu nasıl olur? İstanbul'un da çünkü önümüzdeki senede olma ihtimali var şu anda konuşulan konular arasında. Eğer bu olursa şu ankinden daha mücadeleci, daha güzel bir yarış izleyebiliriz İstanbul Park'ta. İsterseniz şimdi 2005 yılından beri Türkiye'de neler oldu yıl yıl hatırlayalım. 2005 yılında delirdik. Türkiye'ye Formula 1 geldi. Günümüzün yaşlı kurdu. O zamanların bıçkın delikanlısı Raikkonen pole pozisyonunu kazanmıştı. İkinci ve üçüncü sıralarda Renault'un sürücüleri olan Alonso ve Fisichella vardı. Schumacher ise motor değiştirdiği için son sıradan başlıyordu. Alonso büyük farkla şampiyonayı lider götürüyordu ve Raikkonen'in şampiyonada öne geçebilmek için aslında Türkiye GP'de pole'den başladığı yarışı kazanması kritik öneme sahipti. Ama ilk turda lider değişti ve Fisichella muhteşem bir kalkış yaptığı için Raikkonen'i geçti. Şampiyonluk yarışında Alonso'nun puan kaybetmesini istemeyen Renault, Fisichella'dan Alonso'ya yer vermesini istedi. Williams sürücüsü Mark Webber'in sağ arka lastiği patlıyor ve pit'e giriyor. Pit'ten çıktıktan sonra Schumacher'den turunu geri almak için atak yaptığında Schumacher kapanıyor ve o sırada bir temas yaşıyorlar. Bu temas sonucu Webber'in kanadı kırılıyor ve Schumacher de pit'e giriyor. Schumacher'in arabasını garaja çekiyorlar. 22. turda Mark Webber'in tekrar sağ arka lastiği patlıyor. Webber yarışa böylece veda ediyor. Sonrasında Williams'ın diğer pilotu olan Heidfeld'in de sağ arka lastiği patlıyor ve Williams için aslında bu yarış bir kabusa dönüşüyor. Yarışın en ilginç anıysa Schumacher'in garajdan çıkıp 18 tur sonra tekrar yarışa dahil olması. O dönem McLaren pilotu olan Raikkonen yarışı lider götürüyordu. Hemen arkasında da takım arkadaşı Montoya vardı. Fakat Montoya yarışı 2 tur kala 8. virajda pist dışına taşıyor ve ikinciliği böylece Alonso'ya kaptırıyor. Ve yarışın sonucu olarak Raikkonen 1. Alonso 2. Montoya 3. geliyor. 2006 yılında ise Ferrari pilotu Massa takım arkadaşı Schumacher'ı geçerek sıralamalarda 1. oluyor ve yarışa 1. sıradan başlıyor. Onu Schumacher ve Alonso takip ediyor. O dönem Sauber'in genç yeteneği olan Sebastian Vettel'in ilk defa Formula 1'de antrenmanlara çıkıyor ve Formula 1'de antrenmanlara çıkan en genç isim oluyor 19 yaşında. Alonso buraya geçen sene olduğu gibi yine lider geliyor. Renault bu sene de oldukça formda. İstanbul Park'ta da şampiyonada iddiasını devam ettirmek istiyor Alonso. Bu sefer ama onu çok daha yakından takip eden Schumacher var. Alonso 100 puanla, Schumacher ise 90 puanla şampiyonada. Yarış başladıktan sonra küçük bir kaos yaşanıyor. Alonso Schumacher'den daha iyi bir kalkış yapıyor. Fakat geç frenajla rakibini geçmek isteyen Schumacher uzun bir blokaj yapıyor. Massa'ya çarpmaktan son anda kurtarıyor. Alonso virajda kapanarak Fisichella'nın yolunu kesiyor. Fisichella da Alonso'ya çarpmamak için direksiyonu kırdığında spin atıyor. Spin atarken bu sefer de BMW pilotu Heidfeld'in ön kanadını kuruyor. Raikkonen'in piste saçılan parçalar nedeniyle lastiği patlıyor ve pite girmek zorunda kalıyor. Sonrasında 3. virajda önden kaymayla bariyerlere çarpıyor Raikkonen ve yarış dışı kalıyor. 13. turda Luiz'i spin attıktan sonra aracı yolda kalıyor. Bundan sonra sarı bayrak çıkıyor ve sarı bayrağı değerlendirmek isteyen Schumacher pit'e giriyor. Massa da pit'e girmiş durumda ve Schumacher onu beklemek zorunda kalıyor ve 43. turda Schumacher tekrar pit'e giriyor. Alonso'nun hemen arkasında çıkıyor ve inanılmaz bir mücadele başlıyor ikili arasında. Yarış bitimine kadar Schumacher'in Alonso'yu takip ettiğini ve neredeyse bir araç boyu farkla Alonso'nun kazandığını görüyoruz. Çok epik bir mücadeleydi ve Türkiye Grand Prix'sini 2006 yılında Massa kazanıyor. Alonso 2. Schumacher da 3. oluyor. 2007 yılına geldiğimizde ise Massa tekrar pole pozisyonunu kazanıyor burada. Ve o yıl Formula 1'de dikkat çeken bir çaylak var. 9 yarışta 9 kez podyuma çıkmış, şampiyonun liderliğini üstlenmiş McLaren pilotu Lewis Hamilton. O da 2. sırada yarışa başlıyor. 3. sırada ise Ferrari'de yarışan Raikkonen geliyor.
Bu dönem McLaren için olaylarla dolu bir dönem. Biliyorsunuz skandallar var bir taraftan. Bir taraftan da Alonso ve Hamilton arasındaki mücadeleyi görüyoruz. Ferrari ise o sene bugünlere kıyasla çok daha formda. Kimi Raikkonen yarış başında çok iyi bir atakla birinciliği kazanıyor. O sırada Hamilton üçüncülüğe geriliyor. Alonso ise dördüncülükten altıncılığa geriliyor. 32. tura kadar aslında çok da fazla bir olay olmuyor. Ama 32. turda Hamilton lider durumdayken lastiği patlıyor ve tabii ki ne oluyor? Yarış dışı kalmıyor. Neden? Çünkü o Hamilton. Patlak lastikli pite dönüyor, lastiği değiştiriyor ve 5. olarak yarışa geri dönüyor. Sonrasında yarışı Ferrari pilotu Massa kazanıyor. Raikkonen 2., Alonso da 3. oluyor. Hamilton ise lider gittiği şampiyonada 5. olarak Raikkonen'e karşı büyük bir yara alıyor. 2008 yılında ise Massa tekrar pole alıyor ve 3 kez üst üste Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kazanan isim oluyor. Pole pozisyonunu kazanan Massa'nın arkasında Hamilton'ın yeni takım arkadaşı Kovalainen var. 3. sırayı Hamilton, 4. sırayı da Ferrari'de Raikkonen almış durumda. Yarışa Hamilton fırtına gibi başlıyor ve anında takım arkadaşı Kovalainen'i geçiyor. Fisichella ise yarış başında Nakajima'ya çarpıyor ve pist dışına çıkıyor. Ve ilk turda güvenlik aracı görüyoruz. 2. turda ise Raikkonen Alonso'ya geçiyor. Hamilton 22. turda muhteşem bir atakla Massa'dan liderliği kazanıyor. 26. turda Hamilton 2. kez pite giriyor. 28. turdaysa Kovalainen'le Button muhteşem bir mücadeleye giriyorlar ve Button Kovalainen'i geçiyor. 45. turda Hamilton 3. kere pite giriyor ve fazladan pit yapmasına rağmen Raikkonen'i geçiyor. Fakat Hamilton'ın bu performansı yarışı kazanmaya yetmiyor ve Massa yine yarışı kazanıyor. Hamilton 2., Raikkonen ise 3. oluyor. 2009 yılına geldiğimizde ise Sebastian Vettel'i pole pozisyonunda görüyoruz. Onu 2. sırada Button, 3. sırada da Barrichello takip ediyor. İstanbul Park'a gelindiğinde Button 51 puanla şampiyonayı lider durumda götürüyordu. Onu 35 puanla Rubens Barrichello, onu da 23 puanla Sebastian Vettel izliyordu. Yarış başladığında daha ilk turda Sebastian Vettel pist dışına taştığı sırada Jenson Button rahatlıkla geçiyor ve 1. oluyor. 8. turda Barrichello 9. ve 16. virajlarda Kovalainen'le tekerlek tekerlek mücadele ederken spin atıyor ve Barrichello böylece 17. sıraya kadar düşüyor. Ve ardından hızla 2 sıra kazanıyor fakat sonra da Adrian Sutil ile temas yaşıyor ve ön kanadı parçalanıyor. Barrichello pite girmek zorunda kalıyor. Türkiye Grand Prix'sinin 27. turunda Nelson Piquet Hamilton'ı çok şık bir hareketle geçiyor. Bitime 10 tur kala Rubens Barrichello yarış dışı kalıyor. Yarışın sonunda ise Brown pilotu Jenson Button yarışı kazanıyor. 2. sırayı Weber, 3.'lüğü ise Vettel kazanıyor. Türkiye Grand Prix'sinde 2010 yılına geldiğimizde çok daha olaylı bir yarış görüyoruz. Pole pozisyonunda bu sefer Mark Webber'i görüyoruz. Onu McLaren'le Hamilton ve yine Red Bull'la Vettel izliyor. 40. tura kadar Red Bull'un üstünlüğünü görüyoruz. Rahat bir şekilde öne geçiyorlar ve 1-2 şeklinde devam ediyorlar. Fakat sonra Sebastian Vettel bir anda hızlanıp virajın içerisine dalıyor ve aracını Webber'in önüne kırarak Webber'e çarpıyor. Formula 1'i o dönemden beri takip eden herkes herhalde bu olayı hatırlayacaktır. Mark Webber'le Vettel'in çarpışmasını. Gerçekten büyük bir olay oluyor. Red Bull'un iki pilotu birbirleriyle çarpıyor. Vettel'in sağ arka lastiği patlıyor. Yaşadığı temas sonrası ve yarış dışı kalıyor. Webber ise yoluna devam ediyor pist dışına çıktıktan sonra. Webber'i aslında pistin kirli kısmına itmeye çalışıyor. Takım arkadaşını geçip arayı açmak istiyor. Red Bull yarıştan sonra Vettel'i değil Webber'i suçlar bir pozisyona geliyor. Kısacası 2010 Türkiye Grand Prix'si Red Bull'un çok da hatırlamak istemeyeceği bir yarış oluyor. 49. turun başında iki McLaren pilotu olan Lewis Hamilton ve Jenson Button'ın mücadelesini görmeye başlıyoruz. Birincilik için McLaren'den mücadele etmeye başlıyor. Ve ikisi arasında neredeyse temas edecekleri bir an yaşanıyor. Hamilton şık bir hareketle virajın içinde kalıp Jenson Button'ı geçiyor ve kendini imha eden Red Bull'dan sonra McLaren pilotu Lewis Hamilton birinciliği kazanmış oluyor. 2010 Türkiye Grand Prix'sini izlememiş olanlar varsa mutlaka en azından geniş özetini izlemenizi tavsiye ediyorum. 2011 yılı ise Türkiye Grand Prix'si o senenin 4. yarışı ve 2 yarışı Vettel kazanmış durumda, 1 yarışı Hamilton kazanmış durumda. Ve Red Bull sıralamaya tabii ki damgasını vuruyor, 1-2 yapıyor. Sebastian Vettel 1., Mark Webber 2. oluyor. Ve Nico Rosberg sıralamada Michael Schumacher'e büyük bir fark atarak 3. sırada geliyor. Rosberg yarış başladığında çok iyi bir çekiş yakalıyor ve iki Red Bull'un arasına girmeyi başarıyor. Hamilton da çok iyi bir kalkış yapıyor ama Webber'in arkasına geçtiği anda biraz erken fren yapınca Alonso ve Button'a geçiliyor. Sonrasında ise iki McLaren pilotunun yarışına şahit oluyoruz. Henüz 2. turda Renault pilotu Petro Schumacher'in ön kanadını biçiyor ve Schumacher'i adeta pite yolluyor. Bu sırada Ferrari ile yarışan Massa ve takım arkadaşı Hülkenberg Petrov'a geçiyor. 11. turda ise yarışın en ilginç olaylarından biri oluyor. Ve Petrov takım arkadaşı Hülkenberg'i neredeyse zorla pite sokuyor. Pit alanına itiyor temasla. Ve Hülkenberg son anda pitten dönüyor. Yani son anda tekrar piste dönmeyi başarıyor. Yarışın en şık mücadelelerinden biri Massa ve Rosberg'in mücadelesi 20. ve 21. turlarda.
20. turda Massa Rosberg'i geçiyor. Rosberg birkaç viraj sonrasında Massa'yı yakalıyor ve tekrar önüne geçiyor. 21. turda ise Massa Nico Rosberg'i tekrar geçtiğinde Massa'nın hava koridorundan yararlanan Button'da Rosberg geçmeyi başarıyor. 51. turda ise Alonso ve Weber'in muhteşem bir çekişmesini görüyoruz. Ferrari'ye karşı çok daha üstün olan Red Bull aracına karşı oldukça iyi mücadele ediyor burada. Ancak Weber'i geçmeyi başaramıyor. Ve yarış sonunda Vettel birinci, Weber ikinci ve Alonso üçüncü oluyor. Ve aradan 9 sene sonra Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor. Yaşadığımız pandemi nedeniyle 2020 yılında seyircisiz bir etkinlik düzenleniyor. Seyircisiz bir yarış düzenleniyor. Yarıştan önce piste bakım yapmak için asfaltı yeniliyorlar. Ancak asfalt çok geç yenilendiği için ve üzerine doğru düzgün bir yarış yapılmadığı için asfaltın üstünde bir yağ birikiyor. Bir de üstüne yağmur yağınca asfalt buz pistine dönüyor. Çok acayip bir hafta sonu görüyoruz. Gerek antrenman seanslarında gerek sıralamalarda. İlginç hafta sonunda Racing Point burada adeta kaosu kendi lehine çeviriyor ve Stroll sıralamalarda pole pozisyonunu kazanıyor. İkinciliği Verstappen, üçüncülüğü ise Perez alıyor. Yarış başladığında Stroll çok iyi başlıyor. Ama Verstappen o kadar kötü kalkıyor ki 8.liğe kadar düşüyor. Daha ilk virajda geride kalan Mercedesler önlerindeki Renault'lara geçmeye çalışırken sağ tarafta Bottas ve Ricciardo mücadele sırasında spin atıyorlar ve zaten kaygan pist. Bu ilk virajdaki mücadeleyi affetmiyor ve ikisi de pist dışına taşıyorlar spin atarak. Ricciardo çok daha hızlı yarışa dönmeyi başarıyor ama Bottas ilk turda yarışa 20. olarak devam ediyor. Sonrasında Hamilton'ın dışarı taştığını görüyoruz ve Hamilton hız kaybettiğini dışarı taştığını gören Vettel ve Verstappen Hamilton'ı geçiyorlar ve Albon da Hamilton'ın arkasına dayanıyor. Önündeki virajda Albon da Hamilton'ı geçmeyi başarıyor. Hamilton burada büyük sıkıntı yaşıyor. Hem lastik ısıtmada hem de bu ıslak zeminde Mercedesler çok kötü başlıyorlar yarışa. 18. turda Perez'in arkasına yapışan Verstappen, Perez'e atak yapacağı sırada çok fazla su birikintisine giriyor ve spin atıyor. Ve böylece takım arkadaşı Albon'a, sonrasında Vettel'e ve Hamilton'a geçiliyor. Bottas ise yarışta ilk spinin ardından sürekli arada spin atıyor. Yani 6 kere falan yarışta spin atıyor. İnanılmaz sıkıntılı bir hafta sonu geçiriyor Bottas ve zaten 2020 Türkiye Grand Prix'si için bir an önce bitmesini ümit ediyordum diyor. O kadar kötü bir yarış çıkarıyordu. 34. turda diğer Red Bull pilotu Alex Albon da spin atarak pist dışına uçuyor ve tekrar yarışa dahil oluyor. Hamilton Perez'e karşı biraz riskli bir atak yapıyor ve Perez'i geçip liderliği alıyor. Hamilton'dan sonra Leclerc de Perez'i geçiyor ve son turda bir blokaj yaşayan Leclerc Perez'e ve Vettel'e geçiliyor. Ve yarış sonunda Hamilton birinci, Perez ikinci, Vettel üçüncü oluyor. Yedinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştığı için Hamilton'ın kaskının cam tarafına geçmişiyle ilgili videolar yansıtılıyor. İnanılmaz başarılı bir efekti. Netflix'te her ne kadar konu edilmese de 2020 Türkiye Grand Prix'si aslında Formula 1 için gayet önemli bir yarış. Çünkü Schumacher'in 7 yıllık şampiyonluğunu yanına bir isim daha eklenmiş oluyor bu yarışla beraber. Evet, Türkiye Grand Prix'sinde şu ana kadar bunlar yaşandı. Eğer atladığımız bir şey varsa ya da bahsetmemizi istediğiniz, üzerine konuşmamızı istediğiniz yorumlarda yazabilirsiniz. Önümüzdeki hafta 8-10 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta 2021 Türkiye Grand Prix'si olacak. Onunla alakalı da değerlendirme videomuzu çekeceğiz zaten. Ve belki yarışta da vlog çekeceğiz. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.